Evet, projemizde park sensörü yapacağız. Normal bir park sensöründen bizim beklentimiz işte hem mesafeyi ölçmesi hem de belli bir mesafeye geldiği zaman mesela engelli arasına 15 santim ya da 30 santim mesafe kaldığı zaman bizi sesli ya da görsel bir şekilde uyarması. Bunun için de biz buzzer ve LED kullanacağız devremizde. Bir tane buradan LED alalım. Bakın bu LED'i aldık. LED ile birlikte bizim bir de direnci ihtiyacımız var. 220 ohmluk direnci aldık. Bunu şuradan GND'ye bağladık. LED'i de deneyap kart üzerinde bulunan 8 ve 9 numaralı pinlere bağlayacağım. Şimdi şu şematiğimizi açalım. Neden biz bunları kullanmadık? D2 ile D3'ü çünkü bunlar RX ve TX için ayrılmış. 4 ile 5'i kullanabilirdik. 6 ile 7'yi kullanabilirdik. Ben 8 ile 9 numaralı pinleri kullanmak istedim. Şuradan baktığım zaman bakın burası D10, D9 ve D8. Hemen buradan aldım. Bakın şöyle yerleştirdim. Bunu da şöyle. Doğru mu? D9, 8'e yerleştirmişiz. Kablonun rengine sarı yapalım. Bir tane de buzzer'a ihtiyacımız var. Sesli olarak ötmesini istiyoruz. Buzzer. Elinizde buzzer modülü varsa onu da kullanabilirsiniz. Bakın buradan GND'ye bağlantı kurdum. Yine aynı şekilde bunun rengini siyah yapalım. Şuradan da bir tane GND alalım. Şuraya koyalım. Sonra şunu dijital pine bağlamamız gerekiyor. Tekrar kontrol edelim. Bakın burası D7. Ben bunu D9'a bağlayacağım. Dedi de D8'e bağlamıştım. Bakın şöyle. Kurduk. Bunun rengini de gri yapalım. Devre bağlantımız bu şekilde. Şimdi devre bağlantısı oluşturacağız. Benim breadboard'umda yer kalmadığı ve sıkışık bir şekilde her şeyin iç içe geçmemesi adına farklı bir breadboard kullandım. Siz eğer deneyap kartınızı büyük bir breadboard'un üzerine kurduysanız böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Şimdi buzzer'ımızın eksi bacağı kısa bacaktı hatırlarsanız. Bu şekilde bağladık. Sonra şöyle kontrol ediyorum. GND'leri ortak yapma adına buraya LED'e ait direnci bağladım. Ve LED'i de dirençle aynı sıraya bağladım. Şöyle. Sonra bunlardan birisine D8 ve D9 olacak şekilde bağlayacaktık. Bakın şunlar. Şu D8 olması lazım. Bu da D9 olması lazım. D9'u da götürüp buzzer'ın artı pinine bağlıyorum. Tekrar kontrol ediyorum. Acaba doğru yere taktık mı diye. Sıradan 7 numaralı pin LED'e bağlı olması lazım. Evet, 7 numaralı pin. 6 numaralı pin de buzzer'a bağlı. Tabii bunların kendi içinde yerleri değişebilir. Geriye sadece GND'yi bağlamak kaldı. Onu da bakın şurada bağlayıp GND pinine bağladım. Devre bağlantımız bu şekilde. Biz zaten mesafe ölçen kodu yazmıştık. Şimdi buraya D8 ve D9 pinlerini tanımlayıp burada bize sesli ve görüntülü uyarı vermesini sağlayacağız. Şurada pin mod diyoruz. Pin durumunu ayarlayacağız. D8 virgül output dedik. Aynı şekilde D9'u da output olarak ayarladık. D8'e LED bağlıydı. D9'a da buzzer bağlıydı.
Şimdi burada gelen bir mesafe değeri var elimizde. Bununla ilgili işlem yapacağız. If, yani eğer mesafe küçük 15 ise, süslü parantezi açtık. Digital write D8 virgül hike. Bunu kopyalayalım. D9 hike yaptık. Eğer bu değilse, yani şimdi mesafe 15'ten küçükse bunlar çalacak. İkinci koşul durumumuz var. Yani bu koşulun gerçekleşmeme durumu. Değilse şurayı kopyalayalım birebir. Yapıştırdık. Bunları low olarak değiştiriyoruz. Evet, kodlarımız bu şekilde. Şimdi kodları yükleyelim. Kodların yükleme işlemi tamamlandı. Şimdi kontrol ediyoruz. Bakın önüne engel geldiği zaman hem sesli olarak hem de LED'le bize görüntülü olarak uyarı veriyor.